benim gerçekten bu güzelliği, bu şehri yansıtıp nasıl NFT tasarımı konuşabilirim diye düşündüm. O yüzden sizden YouTube'da soru cevap yapmanızı istedim. O yüzden şimdi İtalya'da, başka şehirlere de geçeceğiz buradan. Her şehirde böyle bir iki soru cevap, böyle bir şeyler yapıp hem de böyle bu güzel atmosferde biraz sizlerle buluşmak istedim. Şimdi aşağı iniyoruz. Gelen sorulardan biri şu şekildeydi. Biz internetten smart contract ile... Hello. Biz internetten gelen smart contract'lerle kurduğumuz koleksiyonumuzu başkası satın aldığı zaman bütün hakları vesaire ona devredebiliyormuş. Şimdi normalde de aslında bir sanat eseri sattığınız zaman o eserden kalacak olan, yani siz onu sattığınız zaman, şu an bir kontrolcük geçiyor, dikkatim dağıldı. Neyse. Şimdi sorulardan ilki şu şekildeydi. Biz internetten ya da online olarak bir smart contract oluşturup birine çalışmamızı o contract üzerinden sattığımız zaman bütün hakları devredilir mi? Zaten aslında genel olarak siz bir eser sattığınız zaman baktığınızda bütün haklarını o kişi devretmiş oluyorsunuz. Yani o bu yüzden para ödüyor. Ama bunun dışında ekstra vesaire bir şey yok. Yani bunun dışında başka böyle sizde yasal bir sorumluluk oluşturacak bir şey yok ya da böyle bütün hakları devretme gibi bir şey yok. Ayrıca hani NFT'de şöyle bir şey var, royalty olayı var. Royalty olayında da şöyle bir güzellik var aslında. Royalty'de siz bir NFT sattığınız zaman o kişi sizden sonra bunu çok büyük bir meblağa sattığında siz bundan yine kar payı alıyorsunuz. Yani sizin hakkınız hiç kaybolmamış oluyor, böyle bir şey. Roma'daki videomuz bu şekilde. Ben şimdi Napoli'ye geçiyorum. Napoli'deki böyle güzel odamızdan da, evimizden de size bir video çekerim. Şimdilik öpüyorum. Gösteririm mutlaka çünkü bayağı tatlı bir otel. Otel de değil aslında, burası bir ev. Ama böyle Airbnb tadında işletiliyor. Gelen sorulardan bir tanesi şuydu. Farklı tarzlarım var, farklı bir hesap açmalı mıyım? Şimdi şöyle bir şey var. Farklı tarz aslında ayrı bir şey. Bambaşka bir şey yapmak ayrı bir şey. Yani birbirinden çok bağımsız şeyler yapmanız şu anlamda doğru olmaz. Bir sanatçının bir çizgisi, bir tarzı olur. Bunu hep söylüyorum. Yani o sanatçı heykel de yapabilir, o sanatçı bir video da çekebilir. Ama mesela ben şöyle şeyler görüyorum. Denemelik yaptığı çok belli mesela o kişinin. Pixel art deniyor, böyle farklı farklı yanında böyle brushlarla bir şey denemiş. Ama bir profesyonellik yok, bir şey yok. Hepsi bir arada birbirinden farklı koleksiyonlarda olsun ya da olmasın. Bu sizin duruşunuzu etkiler aslında. Bu noktada duruşunuzu etkilememesi için aslında hani başka hesap açmak bir çözüm mü bilmiyorum. Dediğim gibi bir tarz oturmalı. Tarz çok önemli. Siz başka bir zamanda, başka bir yerde bir eseriniz sergilendi, onun size ait olduğunu belki de anlayabilmeyle bu çok önemli bir şey. Şimdi NFT bu kadar şu anda. Şimdi size biraz etrafı göstermek istiyorum. Hadi gelin biraz etrafı. Amalfi'den merhabalar, ben Kübra. Bugün aslında Amalfi'deki ikinci günüm. Fakat ilk gün Napoli'den buraya geçişimiz, çocuğum böyle bayağı zor bir süreçti. Akşam falan böyle 2 yaş krizleri derken. Bugün dedim ki şu terasa çıkayım, bir video çekeyim. Şu an arkamda
Amalfi görüyorsunuz. Ev Amalfi'de. Bir Airbnb evi. Bu evleri çok özenerek seçtim. Bilerek buraya aslında bütün Napoli turunu, hazır turlar da vardı. Hani daha da uyguna geliyordu aslında ama ben böyle gerçek İtalyan ruhunu yaşamak istedim. Çünkü hani oğlumla da böyle çok geç vakitlere kadar dışarıda kalamayacağımız için en azından böyle balkonda, terasta vakit geçirelim istedim. Birazdan videonun ilerleyen kısımlarında konuşmalarım bittikten sonra size etraf da çekerim. Üst taraflar hep böyle limon bahçeleri falan var böyle. Çok güzel. Böyle de 360 derece değil tabii 180 derece olmuş oluyor. Deniz manzarası var. Burası büyük bir teras. Alt katı da balkon. Orası böyle daha güvenli olduğu için orada takılıyoruz. Neyse. Her şehirde bir soru, bir cevap putkinliğimizin. Bugün Amalfi kısmındayız ve ben dün de video çekmediğim için bugün şey yapmak istedim. İki tane soruya cevap vereceğim. Bir tanesi OpenSea'nin hataları. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. OpenSea aklınıza gelmeyecek kadar hata veriyor. Hesabı açarken siz işte transaction hatası alıyorsunuz. Ondan sonra bir şey yüklerken hata veriyor. Hala app üzerinden aslında çalışma yükleyemiyorsunuz, NFT yükleyemiyorsunuz. Bu arada biraz rüzgar var. Kamera sallanıyor. Artık umarım bunu böyle şey yaparsınız. Es geçersiniz. Sonrasında Ethereum Polygon arasında bazı hatalar ve hala böyle direkt geçiş vesaire yok. Hani tamamen silip geri yüklemeniz gereken. Belki ilerleyen dönemde bunun da bir çözümü olabilir. Solana'yı soranlar oluyor. Solana mesela hala açılmadı herkeste. Bu da aslında bir hata demeyelim de bunu yeni bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu tarz hatalar alıyorsunuz. Bunların hep diyorum çoğu zaman bu hatalar sizinle ilgili değil. Bu hatalardan F5 yapın, kapatıp açın, bilgisayara vurun gibi konular var aslında. Çok saçma ama çok ilkel yöntemlerle çözülüyor ve bunu tek başına siz yaşamadığınızı bilin en azından. Bunun sistemsel bir problem olduğunu bilin. Rahat olun, biraz bekleyin, aradan zaman geçsin, öyle çözmeye çalışın. Çok fazla çökmeler vesaire oluyor. OpenSea hani geçtiğimiz birkaç ay önce kontratlarını yeniledi. Daha böyle sistematik bir şekilde çözüm bulabilmek için. Geliştirmeleri sürüyor. Bence platformun büyüklüğüne bakıldığında çözüm olayları evet çok güzel aksiyonlar alıyorlar fakat ama kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Çünkü artık ben kişisel olarak söyleyeyim çok sıkıldım OpenSea'dan. OpenSea'nin temel algoritmasının, işleyişinin bir kere ben bireysel sanatçılara uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden şu an yeni platformlar arayışındayım. Bunları önümüzdeki dönemlerde sizlerle paylaşacağım. Daha çok tekli tasarım yapan insanlar için, sanatçılar için çok daha iyi platformlar var bu noktada. O yüzden bunlar bence daha iyi olacaktır. OpenSea böyle hatalar vermeye devam ederse ileriki dönemin star olmayabilir yani. Şimdilik OpenSea için söyleyeceklerim bu kadar. Hatalarla alakalı ileride, yani önümüzdeki dönemde video talebi gelmiş. Çekerim tabii ki de. Çünkü sizden gelen taleplerle de çok ilerletmeye çalışıyorum videoları. Bu arada bayağı rüzgar var burada. Tatlı esiyor ama kameram sallanıyor yani. Neyse. Bir tane daha soruya geleceğim. Bu soru bana fazla özel geldi. Böyle soruları asla çok tercih etmiyorum. Sormasanız daha sevinirim. O yüzden bu soruyu sadece verimlilik açısından cevaplayacağım. Gelirim sorulmuş. Bu sorular özel sorular. Bence kimseye sorulmaması gerekiyor. Şöyle gelirimden ziyade bu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Ben neler yapıyorum? Ne yollarla genel anlamda para kazanıyorum? Hep söylüyorum ben liseden beri Photoshop, Illustrator hatta freehand kullanıyordum. O dönemlerden, o çağlardan geliyorum. O zamanlardan beri çiziyorum. Üniversiteden beri de küçük, ufak tefek işlerle, sonrasında büyük güzel ajanslarla çalışmalarıma hep devam ettim. Ben bir grafik tasarımcıyım. İşlerimden bir tanesi Almanya ile bir ekibimiz var. Onlarla UI UX işlerini yapıyorum. Onların web site tasarımları, app tasarımları gibi böyle. Aslında ben UX, UI designer değildim. Fakat tasarım gözüyle bunları yönelik bence güzel şeyler yapıyorum. Ve bu arada çok da keyif aldım UI UX tasarımı yapmak.
Ayrıca eşimle birlikte, yani eşimin daha çok aktif olduğu, daha çok yazılım odaklı Fanca İstanbul var. Fung İstanbul diye yazılıyor. Orada dijital marketing işlerimiz var. Onların tasarımlarını yapıyorum. Bir taraftan yürüttüğüm illüstrasyon projelerim var. Son dönemdeki projelerimden en büyüğü diyebilirim. Bir tane belediyeyle, güzel, çok şey olarak sevdiğim, dokusal anlamda benim için çok özel biri olan ilçeyle bir illüstrasyon projem var. Bu da çok ünlü bir mimarın İstanbul'daki değerli eserlerinin çocuklara bir kitapçığa dönüşeceği kitapçığın, o da böyle çok güzel ünlü bir ismin, kendi alanında çok uzman bir ismin hazırladığı bir kitabın illüstrasyonlarını yapıyorum bir taraftan. Son dönemde NFT ile birlikte NFT eğitimi vermeye başladım. Bu da eğitimimizin, yani NFT'nin aslında bana kazandırdığı bir şeylerden biri oldu. Bu da son dönemde yeni bir iş kolu oluşturdu benim için. İlk eğitim paketimiz bitti. Temmuz'da yeni bir döneme başlayacağız. Çünkü bu eğitim çok güzel geçti arkadaşlar. Çok güzel dönüşler aldık. User Spots'la birlikte yapıyoruz bunları. Yani sağ olsun arkadaşlar, bana tam puan vermişler. Ben çok mutlu oldum. Çok onlar için de çok keyifli ve verimli geçmiş. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Ben de çok mutlu oluyorum bilgimi, edindiğim deneyimi paylaşırken. O yüzden benim için para kazanmaktan ziyade keyifli bir şeye dönüştü. O yüzden eğitimlere User Spots'la devam etme kararı aldık. Önümüzdeki dönemde bir meslek odasıyla diyeyim, şu an daha böyle görüşme sürecindeyiz, bir meslek odasıyla yine NFT eğitimlerine başlayacağız. Bir de şu an yine görüşme sürecinde oldum. Bakü'den bir yer var. Buradaki Azerbaycan'daki izleyicilerime de selamlar. Çok teşekkür ederim bu arada güzel yorumlarınız için. Bakü Design Akademi ile şu an için görüşüyoruz. Olabilir, olmayabilir ama onu da söyleyeyim hadi. YouTube devam ediyor. YouTube'dan para kazanmaya başlayacağım. Çok komik bir rakam yani, onu saymıyorum. Oradan büyük, yani kazanç diyebileceğim bir şeye ulaşabilmek için çok yol kat etmem ve sizin bana herhalde çok destek olmanız gerekecek. Onun şu an, yani şu çektiğim videoların benim için maddi beni tatmin edecek hiçbir yanı yok. Buradaki bir espresso param değil, öyle söyleyeyim. O yüzden o tamamen, yani burası tamamen benim için paylaşımdan aldığım keyiften dolayı böyle bir YouTube kanalım var. Çünkü çok uzun yıllardır tasarımcıyım. Çok bilgi, deneyim, acı ve gözyaşı biriktirdim içimde. O yüzden bunları tabii ki de paylaşmak güzel olacaktır. Önümüzdeki dönemde bir ihtimal yaparsam, bilmiyorum, yüksek lisans yapıp aslında üniversitede hoca olma gibi bir fikrim ve düşüncem var. Eğer öyle olursa bakalım, akademisyenliğin yolu belki görünür. Oğlum ağlıyor. Birazdan posit almaya geçeceğiz. Umarım Burak durur ve güzel, keyifli bir Positano keyfi olur. Burada bugün bir beach'e gittik. Çok güzeldi. Buradaki beach'lerin, yani en beğendiğim yanı, bir koy var mesela. Bizim yazdığımız Kaş'a yakın Demre'de. O yavul bayınca mesela güzel koylar bizde hep kapatılmıştır ve o koya sadece hani para verip girebiliyorsun falan. Yani Allah'ın koyuna para verip giriyorsun. Burada şöyle bir şey var. Koyların ikiye bölmüşler. İkisi de aynı. Bir tarafı ücretli. Ücretli dediğimde işte şezlongunu, şemsiyeni, havlunu falan veriyorlar. Bu kadar. Yan tarafta da ücretsiz. Dileyen istediği gibi giriyor. Bu bana çok daha etik ve güzel geldi. Çok çok güzel bir koydu. Videoya da eklerim hatta. Bayağı böyle keyifli bir yer. Burası benim pandemi sonrası ilk seyahatim olduğu için ben pandemide hep böyle İtalya, Toskana'ya falan bakıyordum. Böyle bu sıcak bir iklim arayışındaydım. Ve Amalfi'yi seçtik. Ve böyle Mart'ta falan herhalde bu seyahati planlamaya başladım. Böyle bütün evlerle, bütün tren biletleri, araba kiralama vesaire hepsiyle ben uğraştım. Hepsiyle böyle tek tek keyif aldım ve bu süreç bile böyle Mart'tan beri benim motivasyon kaynağımdı bu tatil. Birazdan, yani 2 gün sonra İstanbul'a dönünce herhalde nasıl bir psikolojik durumda olurum onu da bilmiyorum. Umarım iyi olurum. Şu an Hasan beni dinliyorsa diyecek ki İstanbul'a döndüğümüzde kesin bir planlar yapmak gerekecek. Çünkü bu hayattaki en büyük
beni mutlu eden şeylerin herhalde en büyük şeylerden biri aktivite olarak seyahat etmek geliyor. Öncesinde de her fırsatta öğrenciyken de en küçük böyle bir para kazandığım zaman bile hemen onu bir çatlar falan diye arama yapardım. İç hatlarda çok şey değil çünkü yazları zaten hep Antalya'da geçiriyordum ailemle birlikte. Yazlığa gidiyordum. O yüzden o vakti yaz tatil diyorum nasıl olsa Antalya güzel bir yerde. Denize giriyorum çıkıyorum. Başka bir talebim olmuyordu. Hiç böyle işte Bodrum falan Alaçatı'ya bile çok yeni gittim yani. Öyle bir arayışım yok tatilde. Ama böyle yeni ve farklı kültürleri, farklı yemekleri... Arkadaşlar video durmuş. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü böyle biraz bu seyahatin böyle çok güzel yanlarından bahsetmiştim. Nasıl planladığımdan, bana neler hissettirdiğinden biraz böyle sohbet etmiştim sizinle ama çoğu şey gitmiş. Biraz üzüldüm ama her zaman her yaşananın bir sebebi vardır diyorum. O yüzden üzülmeyeceğim. Buna da üzülmeyeceğim. Ama Fide'yim çok mutluyum. Şu an burada olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Yeni yerler keşfetmeyi, yemeği, içmeyi çok seviyorum. Böyle ülkeden uzaklaşmak, farklı bir havanın içinde, farklı bir kültürdeki insanlarla bir arada olmak bana inanılmaz iyi geldi. Yarın Napoli'de arabayı bırakıp Roma'ya döneceğiz. Sonra pazartesi de dönüş uçağımız var. İnşallah şöyle bir haftalık böyle bir aslında güney turu yapmış olduk. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Buralara gelmek isteyen olsa evlerin Airbnb linklerini vesaire verebilirim. Böyle umarım herkes her zaman istediği her yere gidip görüp gezebilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.